Efendim yeni yılın ilk günündeyiz sevgili arkadaşlar. Montajsız sizlere kısa bir durum değerlendirmesi videosu yapmak istiyorum. Ondan dolayı arkadaşlar bu videoda montaj olmayacağından dolayı lütfen yapılan yanlışları, söylemleri de eğer dil sürçmesinde mazur görürseniz çok sevinirim. Sevgili arkadaşlar, otomobil fiyatlarındaki doların etkisini sizlere birkaç cümleyle anlatmaya çalışacağım. Dolar kuru hareketlendiği zaman otomobil fiyatlarına gelen zamlar ve bununla ilgili yaptığımız dolar kurunun düşüşünden sonra da indirim bekledik ve bu indirimler gelmedi. Bakıyorum şimdi abi dolar kuru 13 liralara geldi şimdi de zamlar geliyor. Hatta işte bir arkadaşımız yazmış Toyota'da Toyota'ya 60 bin lira zam geldi diye. Şimdi ben bunu biraz anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar dolar kuru 13 lira ve otomobil 100 bin lira. Dolar kuru 14 liraya çıkıyor. Otomobil 120 bin lira oluyor. Dolar kuru tekrar 100 bin lira. Dolar kuru tekrar 13 liraya geliyor. Otomobil 120 bin lirada kalıyor. Dolar kuru tekrar 14 liraya geliyor. Otomobil 130 bin liraya çıkıyor. Dolar kuru 13 liraya tekrar geliyor. O 130 lirada kalıyor. Yani inerken ölü taklidi yapılıyor. Çıkarken zam yapılıyor. Bakın kur aynı noktaya dönüyor. Aynı noktadan yani 13 liradan 14 liraya çıkıyor. Zam 14 liradan 13 liraya düşüyor. Stabil. Tekrar aynı noktaya gidiyor. Tekrar zam. Tekrar aynı noktaya geliyor arkadaşlar. Her gidip gelişinde 10 lira yukarı koyuyor. Otomobil 100 bin liralık otomobil 130 bin lira oluyor. Kur aslında ilk seviyesine tekrar dönüyor. Araca 30 bin lira zam gelmiş oluyor. Ve bunu bize anlatmaya çalışıyorlar. Her şeyin dolar kuruna bağlı olduğu, ithal gelen her şeyin dolar kuru üzerinde endeksli olduğu söyleniyor. Dolar kuru arttıkça zam geliyor. Dolar kuru düştükçe de yerinde sayıyor. Ölü taklit yapılıyor. Ya ben bunu anlatmaya şaşın birkaç videoda. İnsanlar bana yazıyor işte abi sen bu ülkede artan bir şeyin tekrar düşeceğine inanıyor musun? Neden inanmayayım? Her şey madem dolar kuruna bağlıysa, dolar kuru artarken zam geliyorsa, dolar kuru düşünce neden beklemeyeyim böyle bir şey? İnsanlar kabullenmiş, insanlar bunu içine sindirmiş, insanlar artık durumun kabullenmiş yani. Kabullenmiş. Buna kabullenmişe yapılabilecek hiçbir şey yok. Ben sadece bir durum tespiti yapmaya çalıştım. Ben sadece bu kanalda biz piyasa bize ne söylüyorsa biz de size onu söyleyeceğiz dedik. Bunun sözünü verdim. Piyasada bize şu an düşmesi gerektiğini söylüyordu. Ben de size bunu anlatmaya çalışıyordum arkadaşlar. Madem her şey dolar kuruna endeksliyse, madem tek gerçek dolar kuruysa o zaman dolar kuru düşüş eğiliminde kardeşim düşürün araçları dedik. Dolar kuru 5 lira aşağıya düştü. %10 düşürdüler. Şimdi dolar kuru hareketleneceğe benziyor. Dolar kuru 13 lira seviyelerine geldi. Hemen e, artış eğilimi dolar kurunun arttığını fiyatların artıyor olduğunu telaşını pompalamaya çalışıyorlar. Doğru yani 5 lira aşağıya düşerken %10 düşerse 1 lira yukarıya çıkınca %20 zam gelir. 1 lira daha yapınca %50 zam gelir. Zaten bizim alışkanlıklarımızda belli. Dolar kuru artınca fiyatların daha da yükseleceğini görüyoruz. Hepimiz koşuyoruz saldırıyoruz arabalara. Daha da artsın, daha da fazla değerlensin diye. Biz de zaten bunu hoşumuza gidiyor. Araç fiyatları biraz aşağıya düştüğü zaman kimse aracın yüzüne bakmıyor. Yani ilginç bir şeyi bize öğretmişler. Çaresizliği öğretmişler ve biz bu çaresizlik ekseninde dönüp dolaşıp duruyoruz ve bunu kabullenmişiz arkadaşlar. Yani yorumlara bakıyorum hayretler içerisindeyim gerçekten. İşte bu ülkede artan bir şeyin sen hiç düştüğünü gördün mü? Yani 5 lira dolar kuru aşağıya düşüyor. Benzine zam geliyor, mazota zam geliyor, elektriğe zam geliyor. Dolar kuru arttığı zaman da zam geliyor. Dolar kuru düştüğü zaman da zam geliyor. Bunu biz özel sektörde de görüyoruz. Bunu biz maalesef Kamuda da görüyoruz. Her alanda aynı şeyi görüyoruz arkadaşlar. Gerçekten bu durum 2022 yılının ilk gününde çok tatsız bir şekilde karşımıza çıkıyor. Hem otomobil cephesinde hem de günlük kullandığımız birçok emtiyada, birçok üründe, birçok mecburi kullanacağımız alanda zamlarla merhaba 2022 dedik. Ve en acı tarafı da artık ben kendi adıma söylüyorum. Bu benim kendi fikrimdir. Benim dolar kurunu bir daha hani hayatımda dolar kuru artıyor zam gelecek. Beklentisini de taşımıyorum. Çünkü dolar kuru düşünce de zam geliyor. Döviz bürosu gibi çalışıyor bütün ülkenin her şeyi. Marketçisi de döviz bürosu gibi çalışıyor. Kasabı da manavı da herkes arkadaşlar. Diyor. Her, her sektör Türkiye'de döviz bürosu gibi ama fiyatlar artarken döviz bürosu gibi. Döviz bürosu gibi artarken anında online zam yapanlar dolar kuru düşerken doların aslında çok da etkili olmadığını, zaten enflasyonun olduğunu gerekçeler gösteriyorlar ve yani aslında tek ayak üstünde yakalanıyorlar. Aslında bir tezi çürütüyorlar ama kimsenin bence farkında olmuyor. Onu söylemek istiyorum ve gerçekten bu konuyla ilgili oldukça sıkıntılıyım. Ee, bunu videolaştırmak istedim. Yorumlara bakıyorum. Yani dolar kuru düşmüş. Biz bekliyoruz ki bazı şeyler gevşesin. Aşağı düşsün. Ama yok yok. Yani hiç öyle değil. Hiç de öyle olacağı da benzemiyor. Hakkımızda hayırlı olsun. Ee, bundan sonrası için yaşayıp göreceğiz. Başka da elimizden gelen bir şey yok arkadaşlar. Sizlere sadece bu dolar kurunun otomobil piyasasındaki etkisini dilimin döndüğünce anlatmaya çalıştım. Gerçekten. Yani ben herkes elini vicdanına koysun. Bu videoyu izleyen herkese soruyorum. ya Gerçekten elinizi vicdanınıza okuyun. Kur 13 lira, otomobil 100 lira. Tekrar son kez söyleyip video son vereceğim. Kur 14 liraya çıkıyor, otomobil 120 bin lira oluyor. Kur tekrar 13 liraya düşüyor, otomobil 120 bin lirada kalıyor. Bakın aynı noktaya gidip geliyor arkadaşlar. Fiyat değişmiyor. Kur 14'e tekrar çıkıyor. Otomobil 140 bin lira oluyor. Kur 13 liraya düşüyor. Ölü taklit. Bunu eğer siz normal görüyorsanız. Size bu normal geliyorsa arkadaşlar. Benim söyleyeceğim bir şey yok o zaman. Normaldir yani. Bunu anlatmaya çalıştım. Hakkımızda hayırlısı olsun.